Merhabalar. Gazlarla basınçla yine birlikteyiz. Gazlarda basınç, açık hava basıncı, atmosfer basıncı da deniliyor arkadaşlar. Hava hem yer küreye hem de içindeki tüm cisimlere moleküllerinin ağırlığı ve hareketi sebebiyle bir kuvvet uygular. Birim yüzeye etki eden bu basınç kuvvetine açık hava basıncı veya atmosfer basıncı diyoruz arkadaşlar. Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan araçlara barometre diyoruz. Bir insan vücuda etki eden açık hava basıncı yaklaşık 15 tane otomobilin ağırlığına eşittir. Bunu hissetmememizin sebebi vücut içi basıncımızın açık hava basıncını dengelemesidir arkadaşlar. Açık hava basıncının varlığı çeşitli deneylerle ispatlanabilir. Bunlardan biri bardaktan suyun dökülmemesi deneyidir. Bir bardağın içi su ile doldurulup su ile hava arasında boşluğu kalmayacak şekilde üzeri kağıt ile kapatılır ve bardak hızlı bir şekilde ters çevrilirse bardaktaki suyun dökülmediği gözlenir. Bunun sebebi açık hava basıncının suyun basıncından fazla olmasıdır. Bakın arkadaşlar, tamamıyla doldurup kapatıldığında, ters çevrildiğinde suyun basıncıyla açık hava basıncı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Suyun basıncı bu şekilde. Açık hava basıncı da bu şekilde olduğunda. Açık hava basıncı daha büyük olduğundan su dökülmüyor. Açık hava basıncını bulan İtalyan bilim insanı Torricelli'dir. Torricelli deniz seviyesinde 0 santigrat derecede yaklaşık 1 metre yani 100 santimetre uzunluğundaki cam boruyu tamamen civa ile doldurmuştur. Daha sonra bunun Açık olan ağzını kapatarak boruyu ters çevirmiş ve içi civa dolu olan çanağa daldırmıştır. Cam borudaki civa seviyesi azalarak 76 santimetrede durmuştur. Bakın arkadaşlar, çes çevirmiş, dökmüş. Hepsinin döküleceğini düşünürken 76 santimetre kala civa dökülmez olmuş. Bu gözlemine dayanarak. Torricelli 0 santigrat derece seviyesinde açık hava basıncının 76 santimetre civa olduğunu ispatlamıştır. Arkadaşlar buradan açık hava basıncı etki ettiği için civa dökülmez olmuş. Torricelli deneyi daha kalın bir cam boru kullanarak ya da boruyu eğik daldırarak tekrarladığında cam borudaki sıvı seviyesinin değişmediğini gözlemlemiş. Bakmış daha kalın ve daha ince yatay bir şekilde de ko koysa 76 santimetre civa yüksekliğinde dökülmez olmuş. H seviyesindeki borunun kesitinin kesit alanına sıvının miktarına ve kabın şekline bağlı değildir. Ne kadar kalın olursa olsun yamuk veya sıvının miktarı daldırılma miktarı hiçbir şeye bağlı değil arkadaşlar. Kabın şekline sıvının miktarına, daldırma şekline bağlı değildir. Deniz seviyesinde 76 cm ölçülen açık hava basıncı yukarılara çıktıkça düşmüş. Bunun nedeni arkadaşlar, yukarlarda havanın daha az olmasından dolayı, hava yoğunluğunun daha az olmasından dolayı etki eden açık hava basıncının azalmasıdır. Torricelli deneyinde civa yerine daha kolay bulunabilen su gibi bir sıvı kullanmamasının nedeni suyun yoğunluğunun civaya göre küçük olmasıdır. Eğer Torricelli deneyinde civa yerine su kullansaydı yaklaşık 10,5 metrelik bir cam boru kullanması gerekirdi. Civanın yoğunluğu 13,6 gram bölü santimetre küp su ise 1 gram bölü santimetre küp. 10,5 metrelik bir cam boruyla da aynı şekilde deney yapılabilir. Fakat bu kadar boruyu kaldırmak zor olacağı için yoğunluğu daha büyük olan civa kullanılmıştır. Sınavda çıkar arkadaşlar. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça atmosfer yoğunluğu azaldığı için açık hava basıncı da azalacaktır. Bir örnekle devam edelim. Şekildeki noktalardaki açık hava basıncı aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibidir. Deniz seviyesinde 76 idi arkadaşlar. Biraz çıktığımızda daha az olacak. Yani 78 olamaz. 76 olamaz. 74 olabilir. L de biraz daha azalacak. 72 76 olamayacağı için L de biraz daha azalacak. M de en az olacak. Cevabımız B şıkkı. Kapalı kaplardaki gaz basıncı gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilir. Gazlar bağımsız olarak hareket edebildiği için bulundukları kabın her noktasına eşit derecede bir kuvvet uygular. Bunu bir topu ya da bir balonu şişirirken gözlemleyebiliriz. Topu şişirirken her tarafından eşit derece genişlediğini gözlemleriz. Demek ki topun içerisinde bulunan hava topun tüm iç yüzeyine aynı derecede kuvvet uygulamıştır. Kapalı kaplardaki gaz basıncı kabın içerisindeki gazın sıcaklığı arttıkça artar arkadaşlar. Bir deney tüpüne biraz su konulup ağzı deliksiz plastik tipayla kapatılarak ısıtıldığında lastik tipanın fırladığı gözlemlenir. Bu da çıkan sıcak buhar gaz taneciklerinin uyguladığı basınç bu duruma sebep olmuştur. Arkadaşlar doldurulmuş, ısıtılmış, biraz bekledikten sonra tıpanın fırladığı görülmüş. Bu da ısıtılan gazın sıcaklığı arttıkça basıncının arttığı görülmekte. Katı, sıvı ve gaz basıncı günlük yaşam ve teknolojidekiler uygulamalarına bakalım. Katı, sıvı ve gazların Basınç özellikleri kullanılarak günlük aşamda kullanılmak üzere birçok teknolojik araç geliştirilmiştir. Örneğin boks eldivenleri basıncın azaltılmasını sağlamak için geniş bir yüzeye sahiptir. İş makineleri, traktörler, tanklar da geniş ve büyük lastiklere sahiptir ve paletlidir. Bu sayede batmadan rahatlıkla ilerleyebilir. Boks eldiveni, tank ve traktörlerde basıncı azaltmaya yönelik geniş yüzeyli yapılmıştır. Bazı araçlarda ise kullanım aracına göre basıncın azaltılması değil artırılması amaçlanmıştır. Örneğin bıçak ve çatallarda uçları sivri yapılır. Bu sayede rahatlıkla yiyeceklere batırılabilir ya da yiyecekler kesilebilir. Yine çivi, toplu iğne ve raptiye gibi oldukça sivridir. Az bir kuvvet uygulayarak bile rahatlıkla bir yüzeye batırılabilir. Aşağıdaki uygulamalar basıncı arttırmak ya da azaltma durumuna göre sırflandıralım. Karlı bir bölgede yaşayan insanların palet kullanması azaltmaya yöneliktir. Bıçakların bileğlenmesi arttırmaya, tırların çok sayıda tekerleğin olması azaltmaya arkadaşlar. Yüzey alanı arttıkça azalır. Burada yüzey alanı ne oluyor? Azalıyor o halde artar. Burada tekerleğin çok olması azaltır. Futbolcu ayakkabılarının tabanlarının çivili olması arkadaşlar basıncı arttırır. Kurşunların uç kısımlarının sivri olması basıncı arttırmaya yönelik. Toplu iğnelerin baş kısımlarının top şeklinde olması ise basıncı azaltmaya yönelik bir uygulamadır. Sıvılar akışkandırlar ve sıkıştırılamazlar. Bundan dolayı kapalı bir kapta bulunan sıvıya uygulanan kuvvet her yönde ve eşit büyüklükte iletilir. Buna Pascal prensibi denir. Bakın arkadaşlar, her yönde ve eşit büyüklükte ilettiği için buraya uygulanan kuvvet burada ağırlığı kaldırılmakta kullanılmıştır. Su cenderesi Pascal ilkesine en iyi örneklerden birisidir. Su cenderesinde küçük itenek Üzerine kuvvet uygulandığında oluşan basınç kabın her noktasını iletir. Bu sayede daha ağır yükler kaldırılabilir arkadaşlar. Hidrolik kaldırma sistemleri, vinç, itfaiye merdiveni, damperli kamyon ve kepçe gibi araçlarda kullanılır. Bu sistemde küçük bir kuvvet kullanılarak tonlarca ağırlıktaki yükler kaldırılabilir. Hidrolik fren sisteminde fren pedalına basıldığında pedal tekerlekler arasında bulunan fren borusu içinde sıvı, tekerleklerde bulunan fren pabuçlarını balataya tekerleğine sürtünmesini bu sayede de arabanın durması sağlanır. Arkadaşlar kaldırma sistemi yine fren sisteminde baktığınızda hidrolik sistem ne yapacak? Burada sürtünmeyle arabayı durduracaktır. Tulumbalar, hidrolik direksiyon, hidrolik berber koltukları, yağdanlıklar ve hidrolik presler Pascal prensibinin kullanım alanlarına örnektir arkadaşlar. Otomobillerin lastiklerinin şişirilmesi gazların basıncı sayesinde gerçekleşir. Yine otomobillerde bulunan hava yastıkları, airbagler gazların basıncının teknolojik alanda o kullanımına güzel örneklerden birisidir. Belirli bir darbe gücüne göre ayarlanan hava yastıkları otomobil kaza yaptığında açılır. Bu sayede yolcular kafalarını cam, direksiyon gibi, torpido gibi sert yüzeylere değil hava yastıklarını çarparlar ve kazanın etkisi en az şekilde hissedilir. Şırıngaya ilaç çekilmesi, pipet yardımıyla içecek içilmesi, damacananın pompasına basılarak sürahiye su doldurulması da gazların basıncı iletme ilkesine göre tasarlanmıştır. Damacananın pompasına basıldığında pompanın borusu içerisinde hava dışarıya atılır. Böylece basıncın etkisiyle içerisindeki su boruda yükselerek sürahiye dolar. Pipetle içecek içerken ya da de benzer bir şey durumda gerçekleşir. Pipet içindeki havayı içimize çektiğimizde basıncın etkisiyle içeceğimiz pipet içerisinde yükselir ve ağzımıza kadar gelir. Bir bardağı su ile doldurup üzerine kağıtla kapatarak ters çevrilirse bardak içindeki su dökülmez. Buna göre bardak suyun dökülmemesiyle ilgili kuvvetler aşağıdaki gibi hangisinde doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar suyun uyguladığı kuvvetle açık hava basıncı kuvvet birbirine zıt yönlü olmak zorunda. Bu şekilde kuvvetler gösterilir. Soruyla devam edelim. Bu askıların mutfakların fayanslarında tutturulması ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Mutfak ya da banyolarımızda mermer ve fayans gibi yüzeylerde bu yüzeyleri delmeden tutturabileceğimiz askılar kullanırız. 1. Gazların basıncından yararlanmıştır. Doğru arkadaşlar. Sıvıların basıncından yararlanmıştır. Yanlış. Plastik kısmın içinde hava üflersek askı düşer. Doğru. Çünkü gaz basıncı ile hava basıncı dengesini kaybedecek ve düşecektir. O halde hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Pascal prensibine göre çalışır? Vinçler, tulumbalar, berber koltular, hidrolik frensleme hepsi Pascal prensibine göre çalışır arkadaşlar. Yukarıdaki yani hangileri açık hava basıncının etkisiyle gerçekleşir? Dağa tırmanırken kulakların tıkanmış gibi hissedilmesi, meyve suyu kutularının içildikçe büzülmesi, açılmayan kavanoz kapaklarının sıcak suda bekletilerek açılması. Arkadaşlar birincisi açık hava basıncı ile ilgili, ikincisi açık hava basıncı ile ilgili, üçüncüsü ise açık hava basıncı ile ilgili değil, genleşme ile ilgili. O halde hangileri 1 ve 2 açık hava basıncı ile ilgilidir? Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.